bizde. Ama Hollandalılar olmuyor. Çünkü yani ben Hollandalı teknik adamla da çalıştım. Aralarında çok farklı bakış açılarımız olduğu için hayata karşı Hollandalılarla onlardaki rahatlık, işte özgüven. özgüven, direkt olarak düşündüğünü söyleme gibi durumlar bizim futbol ortamımız içerisinde çok anlayışla karşılanmıyor. Onu net söyleyebilirim. Ya bizim uygun değil. Bizim oyuncumuza uygun değil. Ya şeyi hatırlarsın birçok futbolseverde hatırlayacaktır. Frank Reichart bir ara maçtan önce kamp yapmaya gerek yok evet. demişti. Herkes evinden maça gelsin. Herkes demiş. evinden maça gelsin şeklinde Biraz bir. Galatasaray küme neredeyse Ve <laughs> ondan sonra hani o işin öyle olmadığı, burada en azından olmasının çok kolay olmadığı ortaya çıkmıştı. Dik avukatta işte anlatıyorlar geldiği gün. Yani Rayquard şunu orada istiyor. Herkes kendi sorumluluğunu alır. Herkes maçtan önce Tabii. kendi hayatına, yediğine, içtiğine dikkat eder. Herkesi Hollandalı, Hollandalı sanıyor. Bakış açısıyla <laughs> bu duruma yaklaşmıştı ama bu böyle olmuyordu. Avukatı anlatıyorlar yani. Advokat bence bu arada hakikaten usta bir teknik direktördü. Ben çok büyük hayranlıkla basın toplantılarını bile hayranlıkla dinlerdim. Hı hı. E, çok da sevdiğim bir insandır. Ee, ama dobra. Çok dobra bir adam. Evet hep söyledir. Bu Baş kadar, arkarı. bu kadar dobralığı kaldırmıyor işte Türkiye. Evet ya da Türk futbolcusu değil. Şöyle bir durum var. Anlatıyorlar işte Salih şöyle işte Benfica'ya yarı final oynadık 11 başladı. Ozan işte milli takımımızda 17 yaşında 18 yaşında oynamaya başladı vesaire. Hani bunlar en genç olarak en değerli oyuncular şu anda bizim elimizde. Biz bunları senin kullanıp pişirmeni istiyoruz diye anlatıyorlar. Yani takımla rapor veriyorlar. Bir 10 gün 15 gün idmana çıkıyor diyor ki yani bunlardan hiçbir şey olmaz diyor yani. Direkt söylüyor. E şimdi ama şöyle bir hata var orada. E, bence bence de Salih ve Ozan yetenekli oyuncular. Şimdi Hollandalı hoca oyuncunun kendisine gelmesini bekliyor. Çünkü profesyonel bakış açısı onun. Evet. Oyuncu gelirse ben onu oynatırım diyor. Türk oyuncuda hocanın kendisine gelmesini bekliyor. Çünkü Türk oyuncu da ona alışmış. Hep aman oğlum duygusal yaklaşıma alışmış. Zamanla bu ara iki taraf birbirine yaklaşmadıkça zamanla bu ara açılmaya başlıyor. Sonra hop futbolcular kendini deri ağzında bulmaya başladı. Ee, finalde zaten advokat giderken yani bu takımın birçok oyuncusunun değişmesi gerektiğini söyledi. Bayağı da sert ifadeler kullandı. Hatta o dönem yani benim görüştüğüm futbolcular yani tamam hani başarısız olduk da hani bu kadar da bizi gömmesi İnsan ister istemez bir aidiyet hissetmiyor falan diye böyle serzenişler oluyordu. Tabii. Ee, ya işte Türkiye gerçeklerini bilen dediğimizde şöyle bir yaklaşım oluyor biliyorsun. Ya kardeşim alışmışsınız Türk hocalara. Şimdi muhabiriz yani. Takip ediyoruz takımı. Alışmışsınız Türk hocalara. İşte Avrupalı gelince yapamıyorsunuz. Avrupalı gelince istemiyorsunuz falan. Hani böyle bir mafya sanki. Böyle bir muhabir mafyası falan gibi algılanıyor durum ama durum öyle değil. Oyuncunun Türkiye gerçeklerini bilen demek şu demek. Oyuncunun hangi duygusal psikolojiyle o antrenmanı çıktığını bilmek demek. Bir tek şu var Volkan Demir. Onu söyleyeceğim. Bir medya mensubu olarak bizlere kendimize olan bir eleştirimiz. Yabancı hocalara... Daha sert. daha Hatta sert. saldırgan bir tavırla bazen sorular daha sert. sorulduğunda da gördük. Yani bir tane Tudor basın toplantısı hatırlıyorum. Evet. Bayağı sert. Şeyden sonra... Başakşehir maçı. Hayır hayır. Galatasaray'ın ölelemede elendiği Ostershunt. Evet, Ostershunt maçından sonra. Yani bayağı sert basın toplantıları oluyordu Tudor'la. Ee, tabii... Bu arada o Tudor da orada epey dik durup çok doğru cevaplar bütün, vermiş he, ve aslına soruları... bakarsanız kısa vadede çok haksız olmadığı da görülmüştü. Evet. Şöyle, e, şimdi Türkiye gerçeklerini bilen Teknik direktör... Oster Schultz'un teknik direktörü de Premier Lig'de şu anda. Evet. Brighton'a çalıştırıyor. Ee, Graham Potter. Potter, bravo. Evet, çok İsmim önemli ben... bir teknik adam. Ee, şunu söyleyeceğim, Türkiye gerçeklerini bilen teknik direktör derken, o basın toplantısındaki gerçekleri de bilen teknik direktör mesela. Hı hı. Yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Hani Yabancı Hoca gelince daha sert, Filip e, Koku'ya da çok sert Son 10 maçında falan istifa edecek misiniz diye soruldu şu evet. Adam diyor ki yani adamda öyle bir durum olmadığı için hani iş meslek olarak görüyor bunu. Hani neden ben istifa ediyorum ki filan gibi böyle garipsiyordu soruları. Ama finalde <laughs> aslında o soruların boş olmadığı gözüktü. Sonuçta e, işte Türkiye gerçeklerini bilenlerken tüm bu parametreleri alt alta koyup söylüyorum. E, Razvan Lucescu da bu noktada Belki Türkiye uyum sağlayabilecek bir teknik direktördür. Bu arada Yunanistan'da çalıştı ve bir aşağı yukarı benziyor futbol kültürlerimiz. Orada sert eleştiriler oluyor teknik direktörlere. Ama ben buna rağmen Erol Bulut veya bir başka Türk teknik adamın Fenerbahçe'de yola devam edeceğini düşünüyorum. Bunlar tabii ki hep söylüyoruz. Tekrar edeyim. Bunlar tabii ki tamamıyla e, bu virüs sürecinde bizim e, öngörülerimiz diyeyim. Hı -hı. Elbette bilgi odaklı da, bilgi içerikli olanlar da var. Ama öngörülerimiz bu şekilde. Yani Alanya Spor'a saygısızlık olmasın ama bana da Erol Bulut Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacakmış gibi geliyor. Yani e, şimdi Erol Hoca... Ya bu sadece bir öngörü. Şimdi Erol Hoca His. virüs sürecinde herhalde 3-4 tane röportaj verdi. Hı -hı. Hepsini dikkatle takip ettim özellikle de kendisini aramadım hani ben ilişkim çok iyidir Ereğocaya çok severim ee, hani ben arayıp gündeme getiriyormuşum falan gibi olmasın diye başka yerlere konuştu başka yerlere konuştuğunda da ya Fenerbahçe ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar ortada yani çok yorum yapmaya da gerek yok sezonun bitmesini bekliyor açık ve net benim anladığım o hı hı. ama şunu da bir küçük alt dipnot olarak düşerip Sürpriz bir isim de olabilir yani. Ne kadar sürpriz? Türk. Türk. Türk kadar sürpriz. Hiç Fenerbahçe geçmişi olan biri olabilir mi? Yok. Yani e, Erol Bulut tabii ki çok yüksek ihtimalle Hı. olacak. Ama onun dışında da e, başka hocalar gündeme gelebilir yani. Kısa dönemde. Bakalım bu isimler kimler olacak. İlerleyen, ilerleyen günler daha doğrusu haftalar bize mutlaka bazı küçük ipuçlarıyla beraber gelecektir. Onu söyleyelim hep Vişçay ile alakalı bazı haberler görüyoruz. Fenerbahçe gündeminde şeklinde bu haberlerle ilgili ne düşünüyorsun? Hakikaten böyle bir şey olabilir mi? Yani bugünün şartlarında daha doğrusu dünün şartlarında diyelim. Vişçay'ın bonservisine Fenerbahçe'nin e, belli bir para vermesi belki çok söz konusu olmayabilirdi. Evet. Ama bundan sonra ne olacak? Onu öngöremiyoruz. Sence o öngöremediğimiz şartlar Fenerbahçe lehine işler mi? Gel şimdi virüs sonrasında ben sana soruyu soruyla yönelteyim. Virüs sonrasındaki durumdan Fenerbahçe mi finansal olarak daha az hasarlı çıkar? Başakşehir mi? Oyuncu maaşlarını düşün. işte mevcut borçlar. Mevcut borçları düşün vesaire birçok açıdan baktığında Başakşehir daha avantajlı durumda olur. E şimdi böyle avantaj, ekonomik olarak senden avantajlı bir kulüpten en değerli oyuncusu alman hele ki bu mali şartlarda biraz hayal. Ama şunu söyleyeyim. Sözleşmesinin söyleyeyim. bitmesine bir yıl kalmış olacak. Şunu söyleyeyim. Visca taraftarı olan bir kulüpte oynamayı çok istiyor. Onu biliyorum, yıllardır istiyor yani. Sadece bu yıl değil. Ee, ve böyle bir hayali var. Belki, yani artık 30 yaşında. Evet, artık 30 yaşında. Belki son 2-3 yılını işte Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarıyla bütünleşerek, yeni bir performans, yeni bir ivme yakalayarak Gerçi ivmesiz genelde hep stabil, sabit oluyor. Hiç düşmüyor maşallah. Yani sabit ivmesini koruduğu takdirde hiçbir problem yok. Aynen öyle. Bir de o Fenerbahçe taraftar rüzgarı arkasına alında çok daha farklı bir oyuncu olabilir. Ama e, elbette ekonomik şartları işin e, biraz hayalcilik gibi geliyor bana. Ama şöyle bir yıl kaldı. Belki uzun yıllar hizmet ettiği için Başakşehir Edimvisçe'ye bir favor yapıp yani... E, <laughs> bir güzellik yapabilir. Bir güzellik yapabilir <laughs> ve diyebilir ki tamam kardeşim Hı -hı. Hani biz de 5 isteyecektik ama 3 istiyoruz. Madem sen de bu kadar gitmek istiyorsun. Hı -hı. Hani böyle bir durum olursa yani bir fırsat doğarsa e, transfer gerçekleşebilir. Ama iş böyle rekabete Vedat Muriç'te olduğu gibi Fenerbahçe mi Galatasaray mı 5 milyon 10 milyon falan oralara çıkarsa o mümkün değil. E, sezonu yine Başakşehir'de devam eder gibi gözüküyor. Favor, iyilik. Yani, İyilik işte. Güzellik. 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 Kıyak. Güzel, kıyak sokak ağzına gidiyoruz <laughs> zaman ilerledikçe. Son dakikamız içerisindeyiz sanıyorum son sayfada. E, Volkan Demir'le beraber gündemi değerlendirdik. E, nostalji de yaptık. E, i̇lerleyen günlerde yeniden görüşmek üzere diyelim. Volkan ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Noktayı koyuyoruz. E, Aspor'da kalın, e, evde kalın. Hoşçakalın.